Karar Gazetesi yazarı Taha Akyol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 100 maddelik anayasa önerisiyle ilgili bir köşe yazısı kaleme aldı. Akyol'a göre Bahçeli, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini kısıtlayıp meclis ve kurumları güçlendirmek istiyor. Akyol, bugünkü köşe yazısında Bahçeli'nin basın toplantısıyla açıkladığı anayasa önerisinin kamuoyunda yeterince tartışılmadığı ve anlaşılmadığını ifade etti. Tam metni henüz açıklamasa da Bahçeli'nin basın toplantısında okuduğu metin, Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde nasıl ciddi sorunlar olduğunu ortaya koyuyor diyen Akyol şunları yazdı. Çözüm içinde başkanı değil, meclisi ve kurumları güçlendiren öneriler getiriyor. Parlamenter sistemdeki başbakana benzeyen bir başkan öneriyor. Parlamenter sistemdeki tarafsız Cumhurbaşkanı'nın siyasi işlevini de meclis başkanına veriyor. Bu bakımdan Beştepe'de memnuniyetle karşılandığını sanmıyorum. Bahçeli'nin açıkladığı bazı maddeleri yazısında değerlendiren Akyol şunları yazdı. Modelin içeriği açıklandığında ayrıntılarını yazacağım. Bahçeli'nin açıklaması hem Cumhurbaşkanı sistemindeki sorunları gözler önüne seriyor, hem de parlamenter sistemdeki kurumsal yürütme ve tarafsız Cumhurbaşkanı ilkelerinin önemini ortaya koyuyor. Bu bakımdan önemlidir. Ciddiyetle tahlil edilmelidir. Ancak hukuki kurumlaşması zayıf toplumlarda başkanlık sistemine kadar onarılsa da sorunları giderilemez. Bence doğru olan güçlendirilmiş parlamenter sistemdir.